Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immi şeyin illa yusabi bihamdi. Efela yeşkurun ve sen necizi şakirin. Leyn şekertum le ezidennekum belillâhe fe'bud ve kün mine şakirin. Gibi ayetlerle gösteriyor ki, Halik-i Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretine gösterip fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Ben burada mukaddemeyi yaptım. Okuyacağım yer burası değil. Okuyacağım yer çok önemli. Çok ilginç. Mektubat mı? Mektubat. Mektubat 365. Okuyacağım yer çok acayip şey. Kaldırdığınız zaman, beşer dünyasında kendisini kaldırdığın zaman her şeyin durduğu bir şey. Rızık. Rızık yani... Beşer dünyasında kalksa ne olur? Çok önemli. Yani cami vaazı gibi değil de. Sonra görüyoruz ki atlıyorum. Çok hoş bir yer ya. Bunu şey yaptı bugün Yaşar. Alem insaniyette, insan aleminde, belki hayvan alemi de yani. Bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Yani mevcudat, nebatat, hayvanat, insan. İnsan en dışta. En cami. Çünkü rızka muhtaç olan hayvanlar da rızık. Bak, alem insaniyette belki insan, hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkezide rızık vaz edilmiş. Yani bu daire olabilmesi için bir şeyin bir merkez olması lazım. Merkezi olmayan bir şeye daire denmez zaten. Daire olabilmesi için merkez işte insanlık alemini bir daire şeklinde düşünürsek merkezde rızık var. Çok İlginçtir, okuyayım biraz. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taşuk ettirip, taşuk? Aşıklık derecesi. Getiriyor. Onları umumun rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Yani çok acayip, biz hükmediyoruz zannediyoruz, bize hükmediyor. Hadimdir. Hadim ediyor. Yani bizi aktif eden, hareketlendiren, dünyamızı evirip devirip çeviren, yani bizi bizden kurtaran, bizi ötelere taşıyan, batındaki hakikatlerimizi fark ettiren ve çekirdek halinden ağaç haline getiren bu rızık. Manevi rızka girmeyeceğim zaten. Bir kuvvet olan istatlarımız bir fiil. Çıkıyor. Çok acayip ya. Kim gidip de gece nöbet tutar fabrikada bilmem ne. Kim çöp toplar? Yani acayip bir iş. Yani ahiret ölüm kesin diyeyim. Kesin öleceğimi bilip hiç ölmeyecek gibi yaşamana sebep olan da rızık. Yani %100 ölecek adam ölmeyecek gibi bir halet var. Yani evirip devirip çeviren bir şey ya bu. Onlara hükmeden rızıktır. Hürriyet.
Peki hürriyetini nasıl alacaksın? Büyükler şöyle yapmış bazıları. Yani az yemişler, az uyumuşlar. Yani gitmişler ota mota şuna buna kataat etmişler. O bir hükmeden rızkın tesirine çıkmışlar. Örnek evet. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki. O kadar geniş. Yani bir de ya dayanamıyorum işte de böyle. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Şimdi Allah ya getirsene şu bir tane içeride bir tane yedim dayanamadım. O bir tane şeftali gibi bir şey var getir bir tane bak. Bir tane de muz getir. Gördün mü? Getir. Getir bak bir şey göstereceğim. Bazen derste kağıtları yakarım, şunu yaparım, bunu yaparım tamam mı? Koyun keserim. Koyun keserim burada böyle karnını yararım, buraya koyarım, asarım, millet görür ondan sonra görsün diye. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetlere camidir. Rızıkla nimet ayrı şeyler. Rızıkla nimet ayrı şeyler. La kardeşim tabak değil ya. Ha böyle bir tutuyor. Bu ne? Git getir adam gibi bir şey getir ya. Kestiniz, tamam. Kestiniz mi? Tamam. Ekleyelim isterseniz. Allah'ın hikmeti ya. Bak şimdi peki kanaat edin o zaman var kabul edin. Tamam. Bak şunu alacağım. Bunu çok hoşuma gitmişti. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah tefekkür için söylüyoruz tabii. İtikatımız değil haşa. Maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, taklitsiz, ilk ve son. Nereden hatırına geldi böyle bir şey? Nereden getirdin bunu? Dünya güneşten kopmuş parça. Bunu nereden getiriyorsun ya? Bunu nereden getiriyorsun? Bu nasıl hatırına geldi yani? Tövbe estağfurullah. Allah için hatırına gelmez de. Ben canibimden başka dışında şansım yok. Madde yok. Mekan yok. Zaman yok. Nümine yok. Model yok. Misal yok. Mukayese yok. Taklit yok. Muacele yok. Eli ayak gözükmüyor yani bunu yaparken. İlk ve son. On. Yani değiştirme yok. Her sene son model olacak. Her sene arabanın modeli değişir, bunun modeli değişmez. Ha? Ve her yer işte Allah Allah. Ülfet olmayacak. Her zaman muhtaç olacaksın. Yani nasıl bir Allah? Nasıl hatırına geldi? Nereden bunlar buldun tobe? Nasıl yaptın? Bunu zaten karabiberini, kimyonunu, tuzunu yani şeker hastası olan mesela tansiyon hastasına mesela onun hepsi yiyor. Tansiyonunu da tuzuyu seven de sevmedi yiyorlar ya. Ne acayip bir şey ya. Yani ömründe hiç bunu görmemiş. Allah toprağı gösterse buradan ne çıkar diye topraktan bunları bekler misin ya? Bu ağrıma gidiyor. Tamam bu ağrıma. Ya iki yazayım. Bak şimdi. Bunu ya Rab ne demek yani bundan ne çıkar topraktan? Böyle tarif yapabilir misin ya? Ya nasıl hatırına gelecek ya? Allah ne acayip bir şey ya. Nasıl bir Allah ya? Nasıl acayip bir ya. Ne kadar hoş bir şey ya. Allah insan aşık olur ya Allah'a ya. Ne kadar tatlı bir şey yani. Allah o kadar tatlı ki bütün bu yarattığı lezzetlerin toplamından daha fazla olması lazım. Bunu ne kadar seviyorsan bunu yapan daha fazla sevinmesi lazım. Ya yapmış yani acayip bir şey. Öyle içine de kotlan, maziyi de mustakbele yapmış. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Yani beni şey yapan nereden hatırına geldi? Nasıl düşün? Nasıl bunlar geldi? Madde yok. Madde yok. Zaman yok. Tamam bunu o yaptın. Fıtratı nasıl bunlar ilişkilendirdi? Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki.
Yani elmanın çeşidini Hekim Oğlu İsmail abi bir gün demişti pazartesine dersinde. Ondan sonra ben duydum ki 1000'in üzerindeymiş. O eksik biliyorum. 265 çeşit elma çeşidi varmış. 1400 çeşit. 1400 bak 1000'in üzerinde duydum da. O eskiden de demek. Abdülhamit'ten kalma o bilgi galiba. Rahmetli. Rızka da o kadar geniş bir zengin hazine yapmış ki. Ne kadar hoş be Allah ya. Bugün denize gittim ya denize. Şey, Yalıköy'e. Şimdi güneşle kopmuş parça değil mi? He? İsraf olmaz inşallah. Madde itibarında bunda farkı var mı? Aynı. Büyük küçük demiyor. Madde aynı. Şimdi bu güneşti. Koptu bu. Güneşin bütün özelliğine sahip değil mi? Farklı bir şey olur mu? Şimdi sen buna dağları getirdin. Ağaçları getireceksin, kuşları getireceksin. Şunu getireceksin. Ya Yalıköy'deki şeyi getireceksin. Denizi. Güneşten kopmuş parçaya deniz getireceksin. Nereden getireceksin bu malzemeyi? Nereden hatırına gelecek? Sen dedin de akvaryumun kaç litreydi akvaryum? 60 litre abi. Yok hava olacak, basınç olacak. Yok içini temizleyeceksin. Yok bilmem ne yapacaksın. Lan bu kardeşim bu içini temizleme, memizleme, hava basma bir şey. Bu okyanus denizlerde nasıl yapıyor ya Allah ya? Akvaryum ya. Gelirken ormandan geçtik. Bakın bir tane yaprağın, bir Allah için bakın. Bir tane yaprağın üzerine böyle sürün toz görecek misiniz ki? Evinizde ki bakın 2-3 tane üç çiçek ya. Bakamıyorum ben bakamıyorum ya. Bende de var. Yaprakları toz. Yani nasıl bakıyor, nasıl süpürüyor, nasıl süpürge makinesi kullanmış. Hakikaten Allah böyle şey için laf olsun diye söz olsun demiyorum. Ya nereden bulmuş Allah? Güneşten kopmuş ha buraya. Su getireceksin ya. Su getireceksin bunu. Pompası bilmem temizlemesi şunu bunu. Allah Allah ya. Abi ben idare edemedim yani. Devretmek zorunda kaldım. Aynen. Daha koruyup alanlar abi. Çok beğeniyor mesela. Bir yerde gördüm beğendim. Yani hakkım var diyorsan. Belli bir zamandan sonra artık dayanamam ben buna diye insanın çoğu ben biliyorum bedava verdiklerini. Allah ne güzel Allah'sın ya. Seninle gurur duyuyorum ya vallahi ya. Ne kadar şimdi etkilendim ya Allah Allah deniz vuruyor. Nasıl temizliyor? Envai çeşit mahlukatı yaşatıyor. İçinde. Dışarıda bize dehşet veriyor. İçeride hayat sebebi. Hem de ne acayip, ne balıklar var ya, ne keyifli, ne lezzetli, ne renkli, yani envai çeşit, alem ya. Hakikaten Allah ne kadar hoş yapıyor. Bir sarhoş vardı sarhoş, böyle Allah'ın şey, peygamber anlatıyordum böyle de, böyle fırınca çekiyorsa tanısa tepecekti ki, çekti baktım ki, mavi bir tişörtlü, yağmurluk. Sarhoşumuz bu ha. Sarhoşumuz kalkıyor, çekiyorlar. Bırakın beni dedi. Bırakın dedim kalksın. Kalktı belli. En kral peygamber bizim peygamber. Oturlar. Ona sarhoş bu. Sağlam ne olur? En kral peygamber bizim peygamber. Tamam mı hocam? Eyvallah. Almanya'da kiliselere satıyorlar. Kilise satıyorlar şimdi kilise alıyoruz. Bir hemen hanımefendi gördünüz mü? Gördüm abi. 170 bin euroya kilise alıyoruz. Şimdi yazışmalar başladı. İnşallah. Çok. Cevap gelmiş mi abi? Gelmiş. Diyor ki ne için kullanacağınızı bildiriniz diyor. Ondan sonra bildirdi. Cevap geldi. Biz dedi o şeyler var plan. Onları iş yapacağız diyor. Ya 3 kişi alıyormuş kiliseleri. Bremen Afendi Diyanet aldı. Süleymancılar aldı. Milli Görüş aldı. Bir biz kaldık. Satılan ha kilise. Yani cami yaptılar demiyorum. Kiliseyi cami yaptılar. Yeni cami yapılmıyor. Kiliseyi satın alıyorsun. Bir tanesini kaçırdım ben. Ana merkezdeki. 2 sene önce satılıyordu. Veya 1 sene önce. Çok acayip. 200 bin euroya. Acayip bir kilise. Merkezli İbrahim de gittik. Baktınız mı? Baktık çok. Yani be içim kan alıyor. Anlatsak kaçırdım. Oranın cemaati yok mu abi? Ne cemaati kardeşim? Artık kilise satıyorlar lan kilise. Allah'ını seversen ha burada bir tane cami satılsa ne olur? Ortalık karışır abi.
Bir de kiliseye çevirseler? Ha? Toz duman olur. Üç tane grup alıyormuş. Üç tane. Kim alıyor biliyor musun? Ya dans okulu için, ya müzik okulu, ya da cami oluyormuş. Ev olmaz çünkü. Evet, üçüm ev olmaz yani. Bir şey. Neyi suçacaksın? Ya müzik okulu, ya dans okulu, diskotek. Diskotek, ya müzik okulu, ya camiler alıyormuş kiliseyi. En hayırlısı gene cami olmaz. Evet. Yani. Mesela cami olursa 20 bin euro düşüyorlar. Bu 170 bin herhalde 150'ye düşerler camidir diye. Şimdi Türkiye'de cami satılıyor ve cami bir de kiliseye dönüyor. Bir de ucuza indirim. İndiriyor. Kilise oluyor diye. Bir de bizim sarhoş. En kral peygamber bizim peygamber. Eyvallah dedim lan. Aferin lan sana. Otur lan, helal olsun lan sana. Eyvallah cam. Sarhoşumuz bu. Ya sağlam olan ne olur? Şimdi sen camiyi kiliseye çevireceksin. Satacaksın bunu. Karacaköy'ün camisi için kilise satacaksınız ve kiliseye çevrilecek. Bu millet ne yapar ya? Evet, ben akilisi alıyorum şimdi. Allah'ım yarabbim. Ah bitti. İnsanlık bitti. Bittiğini daha nasıl göstersin? Bitti her şey. Uyuşturmaktan başka şeyler. Evet, bitti kardeş. Çoğu dinsiz. Yani dilekçe veriyor, dinden kopmuş. Orada kilise, burada SSK kaydı gibi. Kaydolup 50 euro yatırıyorsun. 50 euro için adam şeyden, kiliseden kaydını sildiriyor. O da diyor ki tamam, düğünün burada olmaz. Cenazın ne cenaze diyor. Beni yakacaksın. 6000 euro mu vereceğim mezarı? 10 seneden beri bire menafene gidiyorum. Allah aşkına hiç mi artmaz ya? Hiç kimse mi ölmedi 10 seneden beri? Mezarlık artmıyor ya. Merak ettim, nasıl artmaz ya? Ne yapıyorlar bunu dedim. Meğer hep yakıyorlar. Moda olmuş. Cesetler yakınıyor. Gittim ben gördüm. Daha geçenlerde bir tanesine gittim. Yakışıklı makyajı yapmışlar falan. Aa, lüks elbise, yazık günahım o elbiseyi ya. Ondan sonra seyrediyorlar, hop. Bir düğme basıyor, çırırırt. İniyor aşağı, kapı kapanıyor. Kattan aşağı. Buyurun beyefendi aşağı. 15 dakika bekleyin. Şişeye koymuşlar. Buyurun babanız. Dünya ve ahirette yanmanın yolu kiliseden geçiyor işte. Hristiyanlıktan geçiyor. Bak yandı işte. Peki ruh duyuyor mu? Aynen duyuyor. Aynen duyuyor. Mesela adlı tipte mesela, eğer ciddi bir şeyiniz yoksa kestirmeyin. Çünkü aynı hissediyor. Can çıkarken aynı şey yapıyor. Neyse. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetlere camidir rızık. Hatta rızkın çok envağından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için. Bunun tadı. Şu anda elimizde bu var. Bunların tatlarını tanımak için lisanda Kuvve-i Zayika namında bir cihaz ile şurada dilde. Dil değildir o. Dile takılan. Lisanda Kuvve-i Zayika namında bir cihaz ile matbuat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Mesela dilin oraya sinirler var, sinir uçları. O çözümlüyor, beyne gönderiyor. Beyne de diyor ki bu diyor şeftalidir. Öncesi varsa. Önce varsa. Şimdi aldı mı, içeriye girdi. Nedir? Arşive gidiyor. Ya 5 sene önce Tokat'ta yediğim şeftaliye benziyor. Şeftali diyor. Mazisi var çünkü. İlk yese bu sefer bir yere benzetiyor. Bir yere benzemiyorsa mesela kivi bizim memlekete geldiği zaman hiç Allah Allah her şeye benziyor. Neyi düşünüyorsa ne oluyor hakikaten. Sonra ayrıyeten bir dosya açıyorlar. Bu kivi. Ondan sonra ne yiyorsa şimdi ölçüm kaynak oldu orası. Kiviye benziyor.
Yani koymuş buraya. Diyor ki, hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin, koku değil, göz değil, ses değil, nevinin tatlarını tanımak için. Tatlarını tanımak için. Tat gözükür mü? Gözükmez. Yani mesela bunun gözle görebilir misin tadını? Ama her şeyi göze bağlamış kör olası dinsiz gözü. Görmez olduğu yüzünü. Hem de laf dinlemiyor. Yani bunları göremezsin. Tanımak için lisanda kuvve-i zayıf anlamında bir cihaz ile matbaat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, bak, kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Kaç tane oldu? Demek ki kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. 6. Yani kainatta en garip, en zengin, en acayip, en şirin, en cami, en bedi. Bedi ne demek bedi? Apaçık. Yani taklidi mümkün olmayan mucize demek. Apaçık böyle bir mucize. Bed'i. Yani taklidi mümkün değil. Plastik yaparsınız. Limonun plastikleri var. Elmanın plastiklerini koyarlar. Evet. Taklidi yok. Acayip bir şey yani. Taklidi yok. Modeli yok. Misali yok. Ersen'in son model. İstepnesi de yok yani. Yediği de yok bu işin. Rızıktır demiyor abi. Rızıktadır. Rızıktadır. Bu kendisi değil ya. Yani. Bunda. Demek ki rızıktır dese ona insanlar perestiş edecek. Ama rızıktadır dediği için istifade edersin ama o istifadenle o rızkı verene bağlanırsın. Evet. Yani bir el işlemiyor mu? Şöyle düşün bak. Doğuştan ama sopayla dolaşıyor. Hiç böyle bir amayı otokaportaya, boya atölyesine çalıştığını gördünüz mü? Veya ressam. Doğuştan amayı, ressam. Nasıl olacak? Olmaz. Şimdi bu doğuştan amaya bunu verebilir misin? Bunu boyayan kimdir ama bilmiyorum ama desen, bunu kör olmaması lazım. Değil mi? Kör olmaması lazım. İki, gözümü bilmesi lazım. Üç, dilimi bilmesi lazım. Gözümün neyde memnun olacağını bilmesi, bilmesi lazım. Bilmesi, ayıran işte var gösterme dememesi lazım. O dilimi bilmesi lazım. İpini koparmış sığır gibi. Hoşuna gireni eviriyor, çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Mide diyor ki gönder, dur diyor. Ama hoşuna gitmeyen iki dümdüngü güm güm doğru aşağıya. Peki bunun kimyasını yapan mideyi bilmesi lazım, bedeni bilmesi lazım. Bunu daldan imal ediliyor. Ama beşer teknolojisi olarak imal edilemiyor. Ağacın dalından yani. Odun çubuklarından. Bu akıyor. Çubuk ya öyle takmış. Ne alakası var? Ha burada var işte çubuk. Ha burada takmış. Değil mi? Takmış. Ağacın içini kesseniz böyle bir tat göremezsiniz ya. İçini kesseniz oradan at. Acayip bir şey yani. Burada bir tasarım yok mu? Bir mimarlık yok mu? Mühendislik yok mu? Bir laboratuvar ilmi yok mu? Bir kimyacılık yok mu yani? Bir aspirinin içine bakın. 7-8 tane element var. 0,05 mg kalsiyumdan, 0,02 mg kükürtten, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Peki bunda yok mu o kimya? En Allah'ım, hem de canlı biliyor musun bu? Dalındayken canlıdır. Aspirin cansızdır. Bu canlıdır. Dalındayken canlı yani. Odun çubukları içinde yani o kuru çubuklardan bunu akıtacaksın. Gübreden bunu yapacaksın. Gübreyi yiyemezsin tobe haşa. Bak oradan işte. Nasıl bir sistem kullanmış yani? Bak şimdi başka bir şey diyeceğim. İnsanoğlu buna bakarak ilim elde ediyor, yazıyor.
kimya ilmi, ziraat ilmi, botanik ilmi, ilim yazımı. Bu ilmin kaynağı nedir? Budur. Bunu kaldırırsanız o insanoğlu bundan aldığı ilimler de yok olur. İyi dinleyin, burası çok önemli. Buradan alınan ilimle ancak buna varırsın. Bunun ne olduğunu, ne işe yaradığını. Bundan alınan ilimle bu yokken bunu yapan ilmi anlayamazsınız. Bu yok. Numune yok, madde yok, mukayese yok, taklit yok, muacelesi yok, misal yok vesaire yok. Bunu yapmak için, bu yapıldıktan sonra bundan elde edilen ilime benzemiyor yokken bunu yapma ilmi. Bizim ilmimiz buna bağlı. Ama bunu yaparken kullanılan ilim buna bağlı değil. Bundan önce olması lazım. O kullanılan ilminin donmuş hali bir kısmı bu, bir kısmı. Ama taklit yok, numune yok, model yok, mukayese yok, madde yok, mekan yok, zaman yok, örnek yok, mukayese yok, misal yok. Böyle bir ilimle bu düşünülmüş. Bu ilim, bizdeki ilim ise mukayese ederiz, taklit ederiz, onu tasarlarız yani. İçin kafamızda modelleri kıyas ederiz, altta üstten keseriz. Ama bunu yaparken kullanılan ilimle bundan elde edilen ilim birbirinden hiç alakası yok. Çünkü bizim ilmimiz buraya bağlı. Bunu yapan ilim bundan öncedir, buraya bağlı değildir. O zaman bizim ilmimiz de buraya geliriz. Buradaki esmanın cilve, cemal, nakış sanatından musemaya geçeriz. İşte marifetullah ilmi bu. Buradan buraya gelen ilim sanattır der, zanaattır der Gazali. Tıp ilmi bir zanaattır. Araba tamir etmek gibi, farklı bir şey değil. Ama eğer o ilimle bunu yapan zata bağlanırsa marifetullah olur tıp ilmi, bu ilmi. Diyeceksin bazılar diyebilir ya, tıptırmış adam bundan konuşuyor. Kur'an baştan aşağı böyle şeyler misal veriyor. Baştan aşağı bunlarla misal veriyor. 114 süre var. Değil mi 114? Sürelerin isimlerini silin kafanızdan. Allah dese ki hepinizin elinde Kur'an var. Her surenin ismini kendiniz koyun. Acaba hanginiz Bakara suresini koyardınız? En büyük sureye. En büyük sureye. Bakara ne demek? İnek. İnek ve öküz. Bakara. Peki inek der misiniz bir sureye? Demem. Öyle öyle kadın suresi, Meryem suresi, bilmem ne suresi. Hangi bu? Örümcek suresi şu bu. Arı'yla ne işimiz var ya? Ben şöyle daha çok acayip şeyler söylerdim ya. Ulan ne diyeceğimi de bilmiyorum, hiç düşünmedim de. Talak suresi. Talak ha? Allah Allah. Allah başka bir şey demek. He? Ben düzelmiyorum abi, Allah başka bir şey demeyecek. Allah Allah. Haşa, her şeyin sahibi. Nasıl anlasınlar, anlasınlar. Beni Allah yanlış anlamasın da o anlamaz zaten. Ama çok hoşuma gidiyor vallahi ya Allah yani. İnan, şimdi affedin ya. Allah hoş bir şey ya. O kadar böyle yalnız kaldığın zaman bağırın ve haykırın. Ya Rabbi senden gurur duyuyor. Hani var ya seni bahtına düştüm. Seni arıyorum. Dehalet ediyorum. Allah ne hoş ya. Vallahi bazen böyle bir manyak haletim tutuyor. Ne cennet görüyorum, ne cehennem. Ne nünker, ne nekir ya, ne azel. Vallahi hiçbir şey gözüm görmüyor. Bazen yani böyle takıyor böyle. Böyle hiç böyle bir tuhaf bir şey ya. Onlar da kızıyorum, engel oluyor falan diye. Allah hoş bir şey ya. Hiç ya. Bunlar hep söylettiren, hissettiren. Allah böyle. Allah ne hoş ya. Beni yaparken madde kullan, maddem yok, madde yoktu benim, numunem yoktu, model yoktu, mukayese yok. Benim istepnem de yok, yediğim de yok. İlk ve son yapıyor beni ya, kral gibi yani hiç kimse. Hiç kimseye benzemiyor, benzemeyeceğim de. Abi elhamdülillah iyi ki böyle yapıyor. Bir damla sipermi alsak elimize, bunda ne çıkar desek.
Kim vitaminlidir? Hiç görmeyen, hiç görmeyen bir insan bir tanesi diyemez insan için. Hasan olur onda. Ama arkasında Cenab-ı Hak o kadar kendisini zahir etmek için o küçük bir esbab koymuş. Yani arkasında ben. Su ya. Bir damla. Damla da değil. Damlanın hücresi. Ya bu ben. 20 milyon varmış abi. Bir damlasında geçen doktor bir arkadaşla konuştu da 20 en az 20 milyon sperm var diyor bir damla. Hücresi hücre. Yani bana ne be kardeşim. Ne yani? Sebep mi yani şimdi? Evet. Sebep ya. Sebebini sevsin. Ne sebebi ya? Çamura bakıyorsun, şeftaliye bakıyorsun. Hiç ne alakası? Oduna bakıyorsun, üzüme bakıyorsun. Ne alakası var? Yani Cenab-ı Hak aslında soruyor, imtihan yapamıyor. Çok kolay soruyor ya. Arkada ben var diyor. Bak işte diyor. Soruya bak, cevabı bak. Cevabı da veriyor ha. Bak bu elmayı kim yaptı? Ben yaptım ha. Öyle cevap verirsiniz. Evet. Öyle cevap verirsiniz der gibi yani. İşte sayfa şurada cevapları der gibi yani. Soru da burada, cevap da burada ha. Kopya çekmek de serbest. Gene adam bakmıyor, yanlış. Gene çakıyor dersten. Evet. Bak soru soruyor. Kopya da var Kur'an'da. Çekmek de serbest. Doğru cevapla o kadar. Devam. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış. Her şey rızkın etrafında toplanmış. Ona bakıyor. Hakikaten kaldır bir rızkı kaldırsak Abdullah ne olur? Ne olur canım? Arabaya imal edilmez, uçak imal edilmez, kimse kimseye gitmez. Rızık kimse açıkmıyor yani. Rızk kaldırdı. Allah Allah ya. Hepsi ne olur? Mücadele biter abi. Başka? Kimse mücadele etmiyor. Yani hep çalışmaya dediniz. Başka? Donar abi, her şey donar. Her şey donar. Başka? Kıyamet de kopar. Neyse. İçsel alem hareketlenir mi hiç? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ki. Böyle. Ya iç dünya nasıl hareketlenecek? Kuyruğuma kim basacak benim? Miras hukukundan tut. Beşeri hukuka kadar. Hak hukuk, beşeri insan ilişkileri. Mevcudat insan ilişkisi. Her şey durur. Her şey durur ya. Allah bir şey koymuş bir bana ait. Her şey hareketlendi. Yani bir top gibi. 100 bin kafa hep orada. Herkes hareketlenmiş. Bağırıyor herkes. Bir top ya. Gibi. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış. Ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaiyle manen ve madeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor. Şükrü yetiştiriyor. Şükrü gösteriyor. O da bir şey intikal ettiriyor. O da asıl değil. Yan değil. Ondan sonra bir şey daha var. Bak bu ne yapıyormuş? Bütün şey dünyayı hareketlendiren, içimizi dışımıza çeviren, bizi bil kuvve halinden, çekirdek halinden bil fiil ağaç yapan, insan ilişkilerini aktif eden vesaire. Bu rızk, bu da vasıtaymış, bu da bir yere taşıyacak. Neymiş? Rızık dayı bütün enva ile manen ve maddeten. Yani maddeten şu. Allah Allah. Maşallah. Ha, o lezzetin seni bir yere taşıması gibi. Lezzet ne yapıyor biliyor musun? Aynı zamanda Adem'e, aslına götürüyor ha, lezzet ve zevk. Seni sana unutturuyor. Unutturma nispetine lezzetli oluyor. Kafasında problemi olan adamın ne özel hayatı olur ne de rızıktan lezzeti olur. Hiçbir şey yiyemez. Yese bile odun gibi olur. Hiçbir şey yok. Oturuyor sofraya. Hüseyin. Tat yok ki. Hiçbir şeyin tadı yok. Ha, bu kendisi rızık değil, manevi. Yani bunun bize kazandırdıkları bizi bir yere götürüyor. Mesela rızık vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın rızık sahibi olduğunu. Tamam. Er-Razak olduğunu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize çok değer verdiğini, bunun vasıtasıyla bütün kainatı emrimize verdiğini, ama bu da manen ve madeten, halen ve kalen şükür ile kaimdir. Bu da şüküre götürüyor. Şükür ile oluyormuş bu. Şükrü yetiştiriyormuş bu. Şükrü gösteriyormuş bu.
ağacın esas olmadığı, meyvenin esas olduğu gibi değil mi? Evet. Ağaç diktin, ağaç oldu. Neticesi için. Ama niçin diktin? Meyve için diktin. Tam ağaç var, çok güzel, yani tekamül etmiş bir ağaç var. Ama onda meyve yoksa ağaç amacına ulaşmış olmuyor. Yok. Odun, kereste, evet. Basit bir amaçla oluyor. Ama o meyve takıldığı zaman ağaç, ağaç oluyor. Topraktan gaye ağaç, ağaçtan gaye meyve, meyveden netice, maksat şükür. Allah Allah. Şükür yetiştiriyor. Allah Allah. Dikkat edersen hamd kullanmıyor. Niye? Hamd mı daha cami, şükür mü? Hamd. E peki niye? Şükürde esbab var abi. Hamd esbapsız Cenab-ı Hak'tan memnun olmak. Yani bunu ortadan kaldırırsan şükür yok. Şükür yok. Ama bunu kaldırsan bile varsın ya. Evet. Mesela Allah'ın varlığı en büyük diyor nimettir. Nimettir. Ona hamd gerekir diyor. Şükür değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şükür demiyor. Hamd. Yani varlığın hemen akabinde ortaya çıkan halet bizde. Şükür. Ama hamd ise mevcutla mevcut olmasın. Çünkü şükür edemiyoruz yani biz şeyi, mevcut olmayana. Ya Rabbi, şu anda ben cennette olmadığım için sana şükürler olsun. Değil mi? Demek ki Allah'ın varlığı en büyük nimettir. O da bir hamd gerekir diyor. Şükür bir şeyle çalışıyor abi. O olmazsa şükür olmuyor. Rızıkla çalışıyor şükür. Evet. Rızık ya, olmaz zaman. Yani bir olmuyor. Aktif eden bir sebep gerekiyor. Aktif eden bir sebep gerekiyor. Burada çünkü burada çok kullanıyor. Çünkü rızka iştiha bir. Rızka iştiha. İki. Rızka iştiyak. Bir nevi şükrü fıtriyedir. İştiyak nedir arkadaşlar? İştiyak? İştiyak. İştiha mı diyorsun, iştiyak mı? Yok, iştiyaka söyleyeyim abi. He. Yani iştihadan farkı ne? Yani aynı gibi gözüküyor da. Yok. İştiha, ihtiyacını görmek. İştiyak ise fıtratının iktizası. Yani mektubatta diyor ki, yaratılışın, ha burada elimde zaten. Şöyle göstereyim. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Bir hilkat var, bir de fıtrat var. Yani hilkat çıkmış. Fıtrat ise yapı itibari sistemin adı. Program. Program. Mesela iştiha. Hilkat programın içerisinde bir mamul, bir netice alınmış bir şey. Hilkat ise şey, fıtrat ise umumi netice. Zaten hilkatin en yüksek gayesi fıtratın en yüce neticesi. Netice yani. Yani hilkat hamde bakar, fıtrat ise şükre bakar gibi. Evet. Yani iştiyak aşk gibi. Yani derecesinde iştiha ise yani ihtiyacını görmek, yani seni celbetmesi. Ötekisi ise çekirdek halinin ağaç olması. Bir nevi ha şey bir de okuyayım. Rızka iştiha. İştiham var. Yani ya benim bir iştiham çıktı, çorba içecekti falan. Yani ihtiyacını görmek. Dili, görme gözü, iştiyak, fıtratını ağaç yapmak, bir nevi şükrü fitriyedir. Ve telezüz ve zevk dahi, mesela fark ne? Lezzetle zevk arasındaki fark nedir? Zevk daha çok şeydir. Cismaniyete olur. Lezzet
daha latiftir. Mesela rızıkta lezzet insanda şuur vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder diyor. Yani zevk daha çok cismani şeylere, duygulara da dokunsa, telezzüz, lezzet ise daha arka taraf, dahi gayri şuuri bir şükürdür. Yani lezzet ve zevkler de şükürdür. İstersen şuurlu yap, istersen şükürsüz yap, şuursuz yap. Hayvanlarda dahi zevkler, lezzetler şükrü fitridir. Yani olan hadiselerden bizde uyandırana verilen cevap şükürdür. Ama yaratılışı idrak etmek hamdir. 17 diyor ki Elhamdülillah'ın bu makamda zikri hilkatın gayesini tasavvur etmeye işarettir. Rabian, hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemaliyi izhar etmektir. Şöyle ki Cenab-ı Hak hamd niçin? Hamdın içinde ne var? Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nusa. 18 bin alemi havi bu büyük alemin kitabına bir firiste olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir nümune insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi, şükrü bak, hamdin şubelerinden olan, için açtım. Hamdin şubelerinden olan şükrü örfifa ve şeriata imtisal ederse, yani fıtratını doğru kullanırsa, ortaya çıkacak kullanırsan şükür etmiş olursun. Fıtratını yanlış yanlış kullanırsan şükür yapmamış olursun. Ama fıtrat eşya, hamd ise fıtrattır. Yani yaratılış cevheri. Ne dedi bir de okuyayım. Ondan memnun olmak. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle. Yani eğer maddi ve manevi uzvunu mesela şu elini doğru yerde kullanırsan kullandıktan sonra ortaya çıkan hamdın şubelerinden olan şükrü örfifa şeriata imtisal ederse İnsanın cevherinde vedia bırakılan örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. Yani o insan o pencereyle, mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyor. Yani mesela göz, mesela haya, sabır. Yani ne hatırınıza geliyor? Eğer insanın cevherinde vedia bırakılan örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur, insan o pencereden o aleme bakar. Ve o insan ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme insan bir mirat, bir ayna olur. Mirat ile ayna şu. Ayna seni gösterendir. Mirat ise seni inşa edendir. Mesela toprak bir ayna mirattır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim, onu gösterir. Mirat-ı Muhammed'den, yani sünnet-i Mirat-ı Muhammed'den, Muhammed'i mirat kullandı. Allah görünür daim. Orada esma gösterdi. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Esmayı gösterir. Yani senin çekirdek halini sünnet-i seniye deposudur Peygamber Aleyhisselam. Yani fıtratının malzeme deposu. O Mirat-ı Muhammed'den, yani onun sünnetini yaşayarak sen ne oluyorsun? Çekirdek ağaç oluyor. Seni inşa eden yere mirat denilir. Lugata bakarsan ikisi aynadır. Dağlar kadar fark vardır. Salatla namaz gibi. O vakit insan ruhuyla, cismiyle, alem-i şehadet ve alem-i gayba bir hulasa olur. Ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihette insan sıfat-ı kemaliye ilahiye hem azar olur hem muzir olur. Niteki Muhyiddin Arabi küntün kenze mahfiyen
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعَرِفُونِ Hadis-i şerifin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun, o aynada cemalimi göreyim demiştir. كُنْتُنْ كَذَا مَخْفِيًا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعَرِفُونِ Ya insan bambaşka ya. Bambaşka be. Allah'ın keyfi atıyor ya. Keyfim alıyor ya. Bak bir şey anlatayım size. Gel de çöplükte harca ha. Değer mi yani? Ne istiyorsanız kralı orada. Biraz sabredin. Yani biraz ertelemeyi ve ötelemeyi biraz bil o kadar. O kalitesini çünkü yakında öleceksin zaten. En âlisini bir şey yapacaksın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İyi ki ölüm var. Ölüm olmazsa yaşanmaz ki ya. Hep böyle mi yaşanır? Erteleyeceksin iştahını. O kadar. Bak. İmam Ali'nin ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fiken tabal alemul ekber. Büyük alem. Yani insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Yani peki ne kazandıracak bu bilgi bize? Yani kendini tanıdıkça kavga edeceğin adam bile seçersin. Adamın, kaliteli adamın düşmanı da kaliteli olur. Kaliteli adamın kavga edeceği de kaliteli olur. Yani paldır küldür arabadan çıkıp kavga etmez kaliteli adam. Kaliteli adam her şey düşmanı da kaliteli olur. Ya, kaliteli olur. İnsanın kalitesi kaliteli dostu olduğundandır. Bizim en büyük dost, bizi en kıymet yapan kaliteli dostumuz olduğundandır. Dost istersen Allah yeter. En kaliteli, en kalitesiz yapan kafir, en acayip kalitesiz olmuş. En kaliteye düşman olduğundan. Düşmanını söyle bana, senin kim olduğunu söyleyeyim. Kavgayı kimle ediyorsun? Onunla bile seni seyrederim hiç seni görmeden. Ha bununla mı kavga etti ya? Benim köyde vardı köyde. Adam kahveden geliyor. Demek ki kumarda kafayı şey yapmış. Belinde silah. Ayda vuruyor oradan. Gölgesi görmüş. Demek ki şeytan da şey yapmış. Gölgesini görmüş. Bu hikaye değil ve laz fikrası değil ha. Gölgesini görmüş. Gemelan demiş. Demek ki içmiş demiyor. O da var mı acaba? Veya kaybetmiş kumarda da onda mı? Gemelan gene geliyor. Silahını çekmiş atmış. Gene geliyor. Gene atmış. Sonra korka korka zor evine gitmiş. Ondan sonra zaten ömür boyu hasta oldu. Korkmuş orada. Çarpılmış. Gölgesine. Yani dünya ve ahiretin rezilliği kahvelerden geçiyor işte. Kahveden gelirken gölgesine mermi atan adam. Kim adam? Ve tez'umu enneke cirmu sahiru ve fikel tabal alemul ekber. Böyle bir insan. Gölgesini memnun atayım. Acaba bu dersleri duysa acıyorum. Fakat oh dur diyemem. Çünkü niye? Ben bunları biliyorum, duydum, bu aldım. Ya o adam duysaydı ne olurdu? Keşke duysaydı diye üzülüyor. Peki duydunuz? He bunu duyduktan sonra gidip de şimdi kahve köşelerinde bu fıtratını harcar mısın? Günah değil mi? Demek ki hamdın şubelerinden olan şükür. 17. Rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fitridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuru bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yani sır var ya ot yakan. Tavuk, tantı, hep şükür yapıyorlar. Hamd yapamazlar. Hamd ancak insan yapar. Evet. Şükürlerini toplayıp şey yapalım. Anladın mı Halil? Hamd yapamazlar. Muhammed zaten hamddır. Ahmet, Hemed'e hamd köşkünden geliyor. Hayvanlardaki şükürdür. Nebatattaki yani bir kuvve halinin bir fiile dönüşmesi şükrü fitridir. Ama o şükürleri toplayıp potasında değerlendirip
Allah'ı tanımaya, marifette kullanırsa hamd etmiş olur. Şuur ile sarf edersin. Evet, burada okuduk yani. İşareteceğiz da. Hamdin şubelerinden olan şükrü fitri yapar diyor. Yani hayvanlarda şükür vardır, şükrü fitridir, hamd yoktur. Hamd insana mahsustur. Yani orada öyle der. Nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. En büyük nimet Allah'tır. Bak bir de okuyayım. Nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde. Allah var mı kardeşim aleminde? Alemi de Allah nedir? Allah senin için nedir? Herkes bu soruyu kendisine sorsun. Allah benim için nedir? Senin hayatın bu. Bu kadar endekslidir. Abi benim için Allah çok değerli. Hayatına ne kadar girmiş Allah? Hayatını ne kadar tanzim etmiş Allah? O kadar saadet var. Allah benim için nedir? Hayatıma nerelere girmiş? Yani neleri bana bıraktırabilmiş? Nereleri yaptırabilmiş? Estağfurullah hocam. Allah acayip. Namaz yok. Nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde en büyük nimet bak. Öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarına havi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Risale-i Nur etsasında bir kısmına işaret yapılmıştır. Maaza iman-ı billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Elhamdülillah lam-ı istirakla işaret ettiği umum hamdleriyle hamd edilmesi lazım olan nimetlerin birisi de rahmaniyet nimetidir diye devam ediyor. Bu hamd edebildin mi Allah nimetini? Hamd edildi bildiğin için bir de hamd lazım. Ya Rabbi hamd edebildiğim için sana hamd olsun. Bunu yapabildiğin için de bir hamd da lazım. İlâ nihaya gider. Hazine Allah, anahtarı iman gibi. Evet, hazine Allah. Çünkü en büyük nimete seni ulaştıran da iman nimeti. Evet. En büyük nimeti nasıl tanıyorsun? İmanla tanıyorsun. Biz Allah'ın neyle tanıyoruz? İmanla tanıyoruz. İman etmezsek Allah'ı tanıyamıyoruz. Hazine var ama anahtarla açamadın mı senin değil aslında. Çok doğru. İmanda o anahtar. Zaten 3 tane elinde emanet var diye Resulullah'ın. Evet. 3 tane emanet. Nur. Emanet. 428 mi söz derdi? Nur. Anahtar, emanet. Anahtar, emanet. Miraç'ta götürmüş. Şimdi açma. Bütün hayvanatta bir şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Esbaba. Veriyor. Çevirdin mi? Bunu diyor şey yaptı diyor, ağaç yaptı diyor. Nasıl yapmışsa. Bu göz lazım boyamak için köle veriyor. Bunu yapan beni bilmiyor diyor. Cehalete veriyor. Bu benim ihtiyacıma cevap veriyor. Bunu yapan merhametli değildir diyor. Çünkü kimse yok ki. Sebep merhametli olamaz. Merhamet manevidir. Güneş merhametli olamaz. Su merhametli olamaz. Şuraya okuyayım, keseyim. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler. Buraya koyayım bir daha. Bak rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler. Buna ayrı. Buna ayrı.
Buna ha yeşil diyorsun, olmadı. Bak bu ayrı. Suretler. Gayet güzel kokular. Gayet güzel tatmaklar. Şükrün davetçileridirler. Ziya hayatı şefke davet eder ve şefk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder, bir şükrü manevi ettirir. Tövbe estağfurullah, sanki ihtiyacı var Cenab-ı Hakk'a. Acayip. Yani bu kadar, yani bunu yiyin diye bu kadar, yani bu kadar güzellik yapılır mı ya? Sanki ihtiyacı var onu benim yememe ya. Ama Allah'ım ne kadar şey. Şimdi bunu yiyen ben değil miyim? Allah'ın ne kârı var? Ondan sonra bunu elhamdülillah demek ruhu da gıdalandırıyor. Allah'ın ne kârı var? Diyor ki bu ne yapıyor ya? İsrar ediyor, yalvarıyor. İsrar edercesine. Çünkü bunu yemek ne ise, ne kadar ihtiyacın varsa hamd etmek de ruha öyledir. Bu mideye, bedene ne ise bunu yedikten sonra sende uyanan nimete karşı mukabele etmek, halet-i rüyesini ifade eden elhamdülillah, hamdolsun, şükürler olsun demek bu vücuda neyse hamd de ruha öyledir. Yani ona bir karı yok Allah'a. Mesela bunu pişiren güneşe çok teşekkür ederim sana demek ne karı var? Peki niye pişiriyor? Güneş olduğu için. Yani bunu yemek, yememek Allah'a, yani güneşe zararı menfaati var mı? Yok. Yani bu vücuduma neyse bunun uyandırdığı, açtığı hamd ise ruha öyledir. Ruhun gıdası da hamdtır. Peki hamd nedir? Bunu yerken, bu şu anda hamd yok. Zor olur, olmaz. Allah Allah. Vallahi hakikaten kokuyor. Fesubhanallah, maşallah. Bu uyanan halet var ya, bu halet. Enerjidir bu. Elhamdülillah dedin mi donuyor işte, cennete gidiyor. Bunu şuurla. Dediğin anda şekil veriyorsun ona. Ne hoş ya. Dedin, bir enerji çıktı. Burada elhamdülillah dersin dedi, orada elhamdülillah yersin var ya. Yani enerji değil mi bu? Enerji. Beynin her tarafı sardı hakikaten. Onu bir kalıba sokalım, yani bekaya bir şey yapalım. Bu lezzetli halimiz sonsuza mal olsun. Elhamdülillah dedin mi o halet rüye donuyor. Elhamdülillah dediğin anda o enerji paketliyorsun, donuyor. Sana mal oluyor. Bunu göstermişler abi Peygamber Efendimiz. Bu donup orada şekillenen, orada yiyeceğimiz elhamdülillah, evet. Bana görmüş. Yani günahları da görmüş. Yani yedine gıda var ya şimdi bu. Sende hali, uyanan bu halet var ya, memnuniyet. Onu hamd ettiğin anda onun kimlik veriyorsun, kişiliğini veriyorsun, sana mal oluyor o enerji, cisimleniyor. Mayasıymış o. Halet-i rüyenin uçacak biraz sonra, kaybolacak, manasızlaşacak. Hemen onu maya alıyorsun. Kişilik ve kimlik kazanıyor, nüfus cazdanı veriyorsun. Elhamdülillah diye nefes alıyorsun. Şimdi o kimlik ve kişilik kazanan o enerji donunca cennetteki nimet oluyor. Cennetteki nimet niye buraya benzemiyor? Şimdi bunu yediğin zaman buna benzemeyen bir halet çıkmadı mı böyle? Onu da hamdle şekillendirdiğin için hamdın o haletler var ya, halet. Bu halet dünyaya benzer mi? İşte cennetteki nimet o haletin donmasıdır. Donmuş halidir. Onun için cennet tasvir edilemez. Haletim var ya, benim bir haletim vardı. Bir halet, hiç sorma ya. Bazen cehennem değil mi? Bazen bir cehennem, kaos, sanki bir veil cehennemine indin. İntihar ediyor ya. Buhran geçiriyor haletten. Bazen de of be. Bast oluyor, uçuyor, neşe, saadet vesaire oluyor. Tamam. Ne kadar rahatlıyor. Evet. Şunu bitireyim çok. Ziya hayatta şefke davet eder. Şefk ile bir nevi istihsan ile İhtirama sevk eder, bir şükrü manevi ettirir ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istisana tergip eder, nimetleri ihtirama onu teşvik eder, onun ile kalem ve fiilen şükre işaret eder ve şükür ettirir.
ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyeyi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, yani bununla Allah sana iltifat ediyor. Ben seni biliyorum. Ben seni tanıyorum. Senin gözünü biliyorum. Bak ona uygun. Ben senin dilini biliyorum. Bak ona uygun. Ben senin vücudunu biliyorum. Sana merhametliyim. Bununla gösteriyorum. Ne diyor? İltifat-ı Rahmani'yi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık ve şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut ettirir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat.